Bugün matematik sınavı olacak mı? Yok, haftaya erteledi hoca. Oh be, hiç çalışmamıştım zaten. Bütün gece maç yaptık online. Tabii Cihan Bey bizi sattığı için 7-0 yenildik. Çok pis sattım. Duymuyor musun? Şşt. Elit çocuk. İyi misin sen? Alo. Cevap vermediyse kesin bir şeyler var demek. İyiyim ben. Yok bir şeyim. Emin misin? Suratın fena. Yok bir şeyim diyorum. Türkçe hocasına vuracaktım ben. Hadi görüşürüz. Hayda, nereye şimdi? Beklesene oğlum. Gitme üzerine şimdi. Var bir şey ama anlatmak istemiyor belli. Bu cihane hep böyle kapalı kutlu zaten. Hepimizin derdini o dinler ama bize bir şey anlatmaz. Karabey Kuğulluğu diye bir efsane vardır. Duydun mu hiç? Yoo. Öğrenirsin yakında. Bu Cihan'ın abisi de böyledir. Baran abi. Bunlar bir girerler abi kardeş ortama. Herkesin nutku tutulur. Garip bir çekim alanları var yani. Allah Allah. Bence siz biraz abartıyorsunuz. Cihan da hepimiz gibi normal bir çocuk işte. Yok işte, pek öyle değil. Tanıdıkça anlarsın. Ne diyorsun şimdi? Yardım edecek misin bize doğum günü kutlaması için? Yok, ben karışmam. Zaten istemiyorum dedi çocuk. Doğru olmaz istemediği bir şey yapmak. Canım ne var bunda? Kötü bir şey mi doğum günü kutlamak? Yani değil ama. Bari şu çalıştığın kafeye yolla. Son dakikada yer bulamayız. Yok abi, gidin başka kafe bulun kendinize. İşim gücüm var. Uğraşamam öyle parti işleriyle falan. Herkeste de bir afra tafra ya. Ben kendim hallederim. Yapabileceğin bir şey varsa. Yok. Odamdan çıkmasan. Doğru söylüyorum. Böyle bir günde insanların görmek isteyeceği en son kişi benim. Sabaha kadar bir dirhem uyku girmedi gözüme. Öyle vallahi anne. Biz de Cevdet'le yattık, döndük. Hadi yarın konuşuruz dedik ama yok. Bir lokma uyku girmedi gözümüze. Diyorum ki, madem bu adam karşınıza çıktı, bir gidip görseniz bari çocukları. Ha? Yaşları kaç, huyları nasıl? Sahi mi diyorsun anne? Tabii. Adam doğru söylüyorsa, içinize de sinerse. Vallahi içime su serpildi anne. Babam öyle sabah erkenden çıkınca vallahi gönlü yok diye düşündüm açıkçası. Önemli olan sizin içinize sinmesi yavrum. Siz bir gidin konuşun bakalım. O da zamanla yumuşar ha. İyi madem Cevdet de erken çıkmıştı. Ben hazırlanayım. Gideyim o zaman. Ararız adamı da. Çocukları görmeye gideriz belki. Hadi. İyi o zaman gideyim mi? Şöyle oturun. Çıkarıyorum babamı. Daha fazla etkilenmesin. İyi düşünmüşsün oğlum. Soysuz ailesi bu dünyada bize mutluluğu haram etti. Şimdi sıra bende.
Ayten'e bize yaptıklarını burundan fitil fitil getireceğim. O kız bu konakta hanım taslayamayacağını öğrenecek. Sen babama göz kulak ol. Ben misafirleri karşılayacağım. Tabii tabii. Ben ilgilenirim Kudret amcayla. Devriyem, bak hemen atlamayalım tamam mı? Sakin sakin konuşalım, sorularımızı soralım. Ya kaç yaşında bu çocuklar, ne durumda? Bir şey biliyorlar mı değil mi? Tabii tabii. O da çok önemli. Kardeşlerinin ayrılacaklarını biliyorlar mı? Hepsini tek tek öğreneceğiz. Yani pazardan armut almıyoruz sonuçta. Çocuğun kaderi değişecek belki. O yüzden her şeyi öğrenmemiz lazım bizim. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Sen hiç merak etme. Ay, şimdi Neyle de tanışacağız değil mi? Çocukları da göreceğiz. Aynen Cevdet. Ay, beni bir heyecan bastı Cevdet. Vallahi bindi. Hamut geliyor şimdi. Niye yalnız bu adam? Hani Nine'yle çocuklar da gelecekti birader. Niye gelmediler? Yanınıza gelmek çok zor. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl utanç verici bir şey anlatamam. Şöyle biraz dışarıya baksak mı? Temiz hava iyi gelir. Ne dersiniz? İlaç saatiniz gelmiş. Kader abla hatırlar mı acaba? Böyle bir telaşın içinde ya unutursam? İki ayağı bir papuçta şu an. Ben mi gidip alsam? Bana da çıkma demişti. Ah.